Bali'nin en tehlikesiz mahallesine giriş yapıyoruz. Şu anda her zaman yaptığımız tehlikeli bir mahalleye değil, genelde yapmadığımız tehlikesiz bir mahalleye giriyoruz. Bali'nin en tehlikesiz mahallesine hoş geldiniz. Şifreyi artık görse de bir şey olmaz. Zaten çıkıyorsunuz. Merhabalar. Aa, güzelmiş bu arada içerisi. Çok temiz ve çok büyük yani. Burası yatak burada. Siz beraber kalıyorsunuz burada. Yok, ben burada, abla burada. Nasıl ya? Bence abla burada kalır diye düşünüyordum ama iyice cadılık var. Büyük duş. Şimdi aşağıda sauna bakalım. Lan şelaleye giderken taşıyıcı olduk ha. Şelaleye gideceğiz diye yola çıktık. Kendimizi burada bulduk. Türk erkekleriyle etkileşimin nasıl oluyor? Gentleman. Daha romantik. Şu an özledin mi İstanbul'u? İstanbul özledim. Çok seviyorum. İstanbul benim kalbim. Bali adasından, Ubud'dan herkese selamlar. Sabah bugün biraz erken uyandık. Henüz kahvaltı yapmadık. Hatta şimdi bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Bali videolarının klasiği oldu. Burada kahvaltı yaptığımız yerleri, kahve içtiğimiz yerleri, her şeyi göstermeye çalışıyorum. Çünkü Bali biraz daha gelmeyi düşünenlerin de öneri, fikir alabileceği bir yer olduğu için burada yaptığımız her şeyi açıkçası göstermek istiyorum. Bugün sizlerin de çok merak ettiği doğanın içine gireceğiz. Hatırlıyorsanız Timor-Leste serisinden önce Bali'de çektiğimiz son videoda Alasarum diye bir yere gitmiştik. Alasarum'da muhteşem bir havuzu, pirinç terasları olan bir yerdi. Biraz daha ileri açıldığımızda şelalelere doğru ilerleyebiliyorduk. O gün daha ileriye gitmedik. İyice uzatmayalım istedik o videoyu. Ben yorumlarda sormuştum. Doğanın içine daha fazla girelim mi diye. Çok fazla evet yanıtı geldiği için bugün bu videoyu çekelim dedik. Bugün daha çok doğanın içinde olacağız. Şimdi yolumuzun üzerinde harika bir kahvaltıcı var. Rusların kafesi olarak geçiyor. Oraya uğrayacağız. Orada bir kahvaltı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi biraz erken kalkmamız gerekti bugün. Çünkü yolumuz biraz var. Bu arada burası da bizim yeni konakladığımız yerin bahçesi. Şöyle iki katlı bir yer. Alican burada kalıyor. Ben yukarıdayım. Böyle de bir bahçemiz var. Ve tahmin edin burası ne kadar? Gecelik sadece 12 dolar veriyoruz buraya. Özel odalar. Dünyanın hiçbir yerinde 12 dolara bu kadar keyifli bir yerde özel odanız olamaz. Genelde hostelde kalabilirsiniz. Bali'nin bir güzel yanı da işte bu. Günaydın. Günaydın abi, ne haber? İyi, senden ne haber? İyidir. Anlattın mı neler yapacağımızı bugün? Bugün doğadayız. Haydi. Önce güzel bir kahvaltı, sonra bir kahve, sonra doğa yollarıyla başlıyoruz. Haydi. Biliyorsunuz Hinduizm inancı burada çok yaygın, tekrar söyleyelim. Bizim konakladığımız yer bir guest house mesela. Burada yaşayan aile de Hindu. O yüzden sürekli böyle heykeller var. Ve içeride de sunak var. Küçük bir tapınak var. Her yerde yani. Bu arada bak yanımızda şey var. Pertamin benzin. Normalde benzinleri bunlardan alıyoruz da şu an kapatmışlar. Eczanelerde evet. Kolonya doldururlardı ya. Tak, direkt buradan onlar alıyoruz. Onlar gibi sistemleri var. Aynen. Direkt her yerden doldurabiliyorsun böyle. Hadi kaçalım. Vay, çok acıktım. Bir önceki konakladığımız yere göre çok daha doğanın içinde daha keyifli bir yerdeyiz. Yollar çok dar ya. Çok tıkanabiliyor bu yollar. Of, şuraya bak. Bali'nin ciddi bir trafik sorunu var. O trafik sorunun en önemli nedeni de bu yolların bu kadar dar olması. Yolları da genişletemiyorlar çünkü tapınaklar var her yerde. Binlerce tapınak var yol üzerinde. Bunlara hiçbir şekilde dokunamıyorlar. O yüzden yollar genişleyemiyor. Şurada mesela bir büyük araba geldi mi bütün yol tıkanabiliyor. Baksana her yerde tapınaklar. Bir de çok ihtişamlı tapınaklar yani. Şelaleye giderken bütün gün bu yollardan ilerleyeceğiz işte. Ya muson dönemindeyiz. Bu dönemin en güzel özelliği her yerin yemyeşil olması. Çok fazla yağış aldığı için yeşil daha bir yeşil görünüyor. Şimdi Home Cafe'ye geldik. Az önce bahsettiğim kahvaltı yeri, Rusların olan kahvaltı yeri burasıydı. Yolumuzun üstünde kalıyor. Biz buradan şelalelere doğru ilerleyeceğiz şimdi. Ama önce bir kahvaltı yapalım. Buranın da Bali'nin meşhur sağlıklı kaseleri işte. Onlardan belki deneyebiliriz. Bir de bana bir arkadaştan gelen öneriye göre burada harika sağlıklı salata kaseleri varmış. Onlara da bir bakabiliriz. Size de bir göstermiş olalım fiyatları. İçerideyiz. Dediğim gibi az önce görüyorsunuz içerisi komple Rus yani. Şöyle mi oturalım? Nasıl oturalım? Yerimizi kaptılar. Tamam, gel şöyle oturalım ya.
Fena açım abi, menü alalım direkt bir şeyler yiyelim. Normal menü yok mu ya? Ya bunu da hiç sevmiyorum var ya. Açıp böyle kitap gibi. Fotoğraflı menü olacak. Fotoğraflı fotoğraflı menü olacak. Size burada menüyü de göstermek istiyorum. Ya burası ortalamanın bir tık üstü bir yer, öyle düşünün. Mesela şöyle açtım hemen, Yunan kahvaltısı çıktı. 95, ya 100 desek 200 liraya. Şöyle fotoğrafı da var. Böyle bir kahvaltı var. Ukrayna kahvaltısı var. Mesela buranın en meşhur olduğu şeylerden birini göstermek istiyorum ben size. Mango smoothie mesela. Şöyle bollar, kaseler var. 75 yani 150 liraya böyle bir şey yiyebiliyorsunuz. Heh, bak fotoğrafı da bu. Şunlar bayağı meşhurmuş burada. Bu mangolu kaseden ben... Hayır, Rusça konuşuyor musunuz? Evet. Az önce ben bir şey anladığını anladım gibi oldu sanki. Anlayıp hatta bir şey yaptınız. Aranızda tartıştınız galiba. Merhaba bu arada Mert. Merhaba. Mary. Marietta. Marietta. I'm Lalita. Lalita. Mert. And Ali. Nice to meet you. Ha, bir dakika, memnun oldum. Türkçe. Memnun oldum. Tamamen hızlı konuşuyorum. Yavaş konuşayım dur. Anlayabiliyor musun? Sen tam yok. Sen anlıyorsun ama. Biraz mı? Her şeyi anladın mı konuştuğumuz? Normal, anlıyorum. Bir dakika, o zaman biz neler konuştuk geldiğimizden bir düşünelim. Sadece menüden falan konuşuyorduk. Çok hızlı oldu, evet. Evet. Teşekkür ederiz bu kadar hızlı söylediğin evet, için. Evet, selam verdiğin için hızlıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz burada mı yaşıyorsunuz, tatil mi yoksa? Belki. Tatil için? Kış için. Siz ya, Ukrayna mı, Rusya mı? Rus. Rus. Neresi Rusya? Sibirya, Irkutsk. Sibirya. O Moskova yaşıyor. Dur, sana mikrofon takalım ya, dur. Bir dakika. Şunu şöyle, onu alttan, alttan. Onu da arkadan takıyorsun. Gerçi her Rus bir influencer'dır bence. Onu bizden iyi biliyor olabilirler. Okey. Evet, şu an bir dakika açalım bunu da. Açıkmış, tamam. Siz şu an burada mı kalıyorsunuz? Yani buralarda bir yerlerde mi kalıyorsunuz? Burada. Home kafede yaşıyorsunuz. Kafe değil, yakın. Park yok. Rus bir yer. Rus mahallesi. Rus mahallesi. Sadece Ruslar mı var? Evet, sadece Ruslar. Nasıl buldunuz? İnternet. Daha doğrusu biz nasıl bulabiliriz? Business. Orada her şey var. Business, gym ve güzel yer. Tamam. Tatilinizi orada geçireceksiniz siz burada. Yakın mı buraya? Çok yakın, 100 metre. Ya, şu an burada, bu alanda yani. Hı. Burası çünkü benim bildiğim kadarıyla genelde Rusların geldiği, menüde de hep Rusça şeylerin olduğu bir kafe. Hı. Yani anlıyor musun tam? Hızlı mı konuştum? Evet, tamam. O dediğin mahalle de buraya yakın mı çok? Çok yakın. Walking. Walking. You walking. Mahalle derken nasıl bir böyle bir yer? Sadece ki böyle... Complex. Ha böyle şey. Park. Sadece otel değil. Villa, loft, restoranlar. İçinde her şey var. Center. Büyük center. Büyük Rus center. Okey. Dışarıdan giriş yapılabiliyor mu peki? Mesela biz şu an kalmıyoruz orada. Girip oradaki herhangi bir restoranı, herhangi bir şeyi içeride kullanabiliyor muyuz? Evet, hepsi. Her şey yapılabiliyor yani. Peki biz yarın gelsek bize orayı komple gösterebilir misiniz? Hayır, biz bugün gidiyoruz. Bugün gidiyorsunuz siz. Hani yanlış günde. Çangu. Çangu'ya gidiyorsunuz. Yani, ama ne zamandır kalıyordunuz burada? Bir ay. Son gününe mi denk geldik? Şu an çıkış mı yapıyorsunuz? Evet. Son gün bugün. Bakalım bugün o zaman. Bugün. Ne zaman? Böyle. Akşam mı? Şu an saat daha 11. 4 saat sonra. 4 saat sonra. Çok güzel içerik olanlar. Bir şey değil mi? Şeyler bir yerde çekebiliriz. Ya her zaman orada da bak, bu farklı bir içerik olabilir. Kızlar çok çekebilir. Şöyle bir şey rica edebilir miyiz sizden? Birlikte gezsek orayı. Sizin 4 saatiniz var. Bizi içeriye sokabilir misiniz? Gezdirebilir misiniz? Evet. Komple böyle. Çünkü çok ilginç bir şey. Yani bizim için de, eminim ki izleyicilerimiz için de, yani Bali'de bir Rus mahallesi, Rus kompleksi. Bizi oraya gezdirebilir misiniz? 2 saat, 3 saatte belki yapabiliriz bunu. Evet, gidelim. Vallahi. Bakalım. Peki herkes Rus mu yani? Herkes Rus. Rus place. O zaman bu videonun konusu şu anda değişmiş bulunmakta. Ama... Bizim bu videomuz normalde Çelali'ye gidiyorduk. Doğaya girecektik.
Biz onu bir sonraki videoya erteliyoruz. Sizin 4 saatiniz var. Ben eminim ki biz bir daha orada videomuzu kendimiz çeksek bile Türkçe konuşan bir Rus bulamayız. O zaman? O zaman gidelim. O zaman gidelim. Ama bir şey yiyelim önce. Çok ilginç oldu ya. Siz bir şey yediniz mi? Yiyecek misiniz? Bekliyoruz. Okey. O kadar açtık ki kusura bakmayın, hemen başladık. Harbiden bayılacak gibiydik artık. Dün akşam da hiçbir şey yememiştik. Böyle bayağı sağlıklı bir kase söyledim ben. Bunun içinde avokado var. Şu şekilde ton balığı, kinoa, bir de salatalık var. Bir de kokonat söyledim şöyle. Şu ikili toplam 300 lira. Her sabah yer miyim? Her sabah böyle bir kahvaltı yapmak ister miyim? Abi bize artık bir Türk kahvaltısı lazım gerçekten. Yani peynirli, zeytinli, omlet, güzel bir menemen olabilir bu. Melek, ben sana da sormak istiyorum. Aç. Türk kahvaltısı mı yoksa burada yiyebileceğin en iyi kahvaltı mı? Türk kahvaltı. Türk kahvaltısı diyorsun yani. En iyi Türk kahvaltı. Benim en best, benim favorim. Çok karışık, büyük tabak, her şey var. Ne kadar süredir peki Türkiye'de yaşıyordun? 3 yıl. 3 yıl yaşıyordun. Derinlemesine soruları ben birazdan soracağım sana. Çünkü hem ben çok merak ediyorum Türkçeyi nasıl öğrendin özellikle. Ben biraz rahat bırakacağım şimdi sizi. Finish video. Tamam, finishli video. Şimdilik kapatıyoruz. Birazdan artık değişik bir video oldu. Yani bilmiyorum, planlamadan çıktık. Bu şekilde gelişti. Evet abi, afiyet olsun. Evet, şimdi Rus mahallesine giriyoruz değil mi? Evet. Emin misiniz? Bu arada bu kadar yakındık yani biz. Çok yakın. 100 metre. Abi bayağı yakınmışız. Şu an giriş yapıyoruz. Şu görünen konaklama kısmı falan sizin mahallenizin yani. Mahalle deyip duruyoruz, öyle biliyorum ben de. Bakalım nasıl bir şey. Evet, bu sefer en tehlikeli mahallede değil, muhtemelen Bali'nin en tehlikesiz mahallesine giriş yapıyoruz. Evet, şu anda her zaman yaptığımız tehlikeli bir mahalleye değil, bu sefer genelde yapmadığımız tehlikesiz bir mahalleye giriyoruz. Bali'nin en tehlikesiz mahallesine hoş geldiniz. İçeride neler göreceğimizi hemen dışarısı da biraz belli ediyor gibi. Bugün bu video o kadar doğaçlama oldu ki konumuz doğaydı, buraya bağlandı. Neden? Çünkü arkadaşlarımız Türkçe biliyor bir kere. Önce isimlerinizi, what's your Turkish name again? Lale. Lale and? Melek. Lale ve Melek diyoruz biz bu videoda artık. Lale Türkçeyi anlıyor ama Melek hem anlayıp hem konuşuyor. Yok, bakışlarından bile belli. Anlıyor. Hatta anlamamazlıktan geliyor arada. Kendileri bize burada Rus mahallesini tanıtacaklar. Yani burası bir Rus mahallesi olarak geçiyor diyebiliriz. Çok büyük bir kompleks içerisi. Biz kendi kendimize girip size gösterebilirdik ama şu anda eminim ki çok daha fazla anlayarak ve daha derinliklerine inerek size gösterebileceğiz. Hatta içeride size kaldıkları eve kadar gösterme şansımız olacak böylece. Ne yapalım? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Burası park alanı. Herkes evet, buraya park ediyor. Resepsiyon, nargile kafe. Burada bir dakika. Ve burada alışveriş. Evet. Bir şey soracağım. Şurası ne? Şurası. Çay, nargile. Bir bakalım mı? Bakalım. Çay falan mı satılıyor? Çay, nargile. Sen evet, nargile seviyor musunuz? Seviyoruz. Rus seviyor. Rus seviyor. Ruslar seviyor. Öyle bir çayhane mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Burada alışveriş yapılabilecek yerler var. Burada ATM'ler var, para çekebilmek için. Ya her şey burada içeride yapılmış değil mi? Evet. Yani yukarıda sinema var. Yani hiç siz buradan çıkmadan yaşayabiliyorsunuz. Evet, biz çıkmıyoruz. Çünkü burada her şey var. Business meeting, nasıl toplantı. Her şeyi burada yapıyorsunuz yani. Aşağıda ATM'den havuz, parayı çektiriyorlar. Gym, sport, salon, fitness spa, da var. Hamam, Rus hamam, her şey. Lan reklam yapıyor olsak var ya, manyak bir reklam yapıyoruz şu an. Neredeyiz tam bilmiyorum da ismi. Park mıydı buranın ismi? Park You. Burası loft. İki katlı ve villalar var. Villalar havuz var. Daha büyük. Burada maksimum 3 kişi. Villa 6 olur. 6 da olur. 6 olur. Yani buralarda konaklamalar var. İki katlı. Loft. Evet. Evet. Siz burada mı kalıyorsunuz? Evet. Çünkü biz iki. Çok büyük. Don't need. Siz bu arada kardeşsiniz. Evet. Bir dakika. Lale. Can you come? Benziyorlar mı? Bir yorumlarda yazın. Gerçekten kardeşsiniz değil mi? Gerçekten. Yalan değil. Benziyorlar mı? Aşağıda yorumlarda görmek istiyorum. Çok benzemiyorsunuz.
Ama sen söyledikten sonra, kardeşiz dedikten çünkü sonra bakınca... O baba, ben anne. Öyle. Daha annem benziyorum, o baba. Sen babaya benziyorsun. Sen anne. Sen de anlayabiliyor musun peki mesela böyle konuşurken? Ты понимаешь, что говорит? Okey. Biraz sonra öğreneyim. Biraz sonra öğreneyim. Ben sadece aktrisim diyor. Şifreyi artık görülse de bir şey olmaz. Zaten çıkıyorsunuz. Girelim. Merhabalar. Aa, güzelmiş bu arada içerisi. Mutfağı. İçerisi çok büyükmüş. Evet. Burada dress room. Giyinme odası. Çamaşır makinesi var. Burada çamaşır. Mutfak var. Çok temiz ve çok büyük yani. Bayağı büyük. Ha, ben de şimdi sandım burada... çok manyak bir manzara açılacak. Şimdi burada yeni villa yapıyorlar. Yeni villa mı yapılacak buraya? Evet, burada yeni, orada hazır, orada villalar. Büyük. Burası devasa bir yer ya, çok büyük yani. Evet. İçeride klima var, içeri geçelim ya. Çok sıcak. Çok acayip sıcak. Burası yatak oda. Siz evet. Beraber kalıyorsunuz burada. Yok, ben burada, abla orada. Aa, aa, bir dakika. Abla aşağıda kalıyor. Ben rahat seviyorum. Sen rahat seviyorsun evet. Da sen... Nasıl ya? Ben bence abla burada kalır diye düşünüyordum ama... Ama kardeş burada. Biraz bir cadılık var. Bir ince cadılık var. Büyük duş. He, çok geniş. Güzel. Evet. Loft. Peki burası ne kadar? Gecelik kalmak istersen ne kadar burası? Gün 100 dolar. 100 dolar. Ama bir ay 1600 dolar. Bir ay 1600 dolar. Loft, villa, havuzlu 4500 dolar. 4500 dolar. Burası o zaman aylık tutarsan 50 dolara falan geliyor günlük. Evet, aylık daha iyi. Aylık ucuz. Tutarsan gayet iyi, iyiymiş aslında çünkü çok geniş yani. Ablan gibi biri de razı olursa aşağıda uyumaya rahatsın yani. Ama büyük. Ama büyük diyor. Ne güzel anlamıyor tabii. Var ya tam. She gave you this and she is taking the huge bed. Bu kadar büyük bir insan burada iyi, rahat. Evet. Bu tarafı bu tarafı iyi gibi. Bir kız misafir geldi. Relax. Rahat uyudu burada. Ben orada olmam. Burada mı? Bu böyle uyuyorsun. Evet, bir burada, bir burada. Bu arada sen İstanbul'da nerede yaşıyordun? Şişli. Şişli. Nasıl Şişli sence? İyi, normal. Benim favori Üsküdar. Üsküdar, neden? Çok güzel. Nesi güzel mesela Üsküdar'ın? Sahili var, deniz evet. Var, güzel manzara var ve insanlar daha iyi. Çok ne zamandır? Yabancı yok ve rahat rahat. Ne zamandır orada yaşıyorsun? 3 yıl. Şimdi Lale de geliyor galiba. Evet, gelecek. Lale, you will come to Istanbul also. Yes, bir hafta sonra. But you gave her a bed. Not koltuk. Orada iki bed var, no problem. Orada iki bed var, tamam. Lale rahat da orada. Evet, güzel, çok geniş, keyifli bir yer bence. Mutlu muydunuz? Ne kadar kaldınız? Bir ay. Bir ay. Ay. Evet, mutlu, çok güzel. Her şey var burada. Biz motor yok, kızlar, araba da yok. İyi, her şey burada var. Evet. Dışarı bakalım. Biz havuz. Çıkmadık bir ay. Hiç bir ay çıkmadık. Yani buradan hiç çıkmadan burada yaşayabiliyorsun. Gördünüz, ATM'den paranı çekiyorsun. Yerin burası zaten. Şimdi dışarıda göstereceğiz. Havuz var, kafeler, smoothie yapan yerler, restoranlar. 24 saat açık coworking. Yani uzaktan çalışanlar için yer bile var. Orayı da göstereceğiz birazdan. O zaman çıkalım. 5 gün önce bu yok, boş. Asıl şimdi havuz su. Şimdi göstereceğiz. Çok kişi kalıyor mu burada? Evet, çok aile. Ha, aileler var. Evet. Ama sırf Rus. Sırf Rus. Hepsi Rus. O kadar çok Rus var ki Bali'de. Hı-hı. Artık bu tarz böyle yerler yapılmış sadece Ruslar yaşasın diye. Evet. Yaşayan da vardır eminim burada. Yani sırf bir ay değil, tutmuştur mesela adam. Yaşıyordur yani. Evet, çok yaşıyor. Çok yaşıyor. Türkçeyi öğrenmek... Savaş var ya, savaş sonra daha çok gelecek Müslüman. Savaştan sonra daha çok gelen oldu. Uzun zaman yaşıyor. Hepsi satılıyor Rusya'da. Ama burada almak ev zor. Çünkü hepsi evler senin değil. Burada tapu yok. Tapu yok. Sahibi Balili oluyor. Evet, biraz zor. Futbolcu olan değil. Arkada çocuk parkı falan var. Burada güzel bir restoran. İtalyan, vintage. Evet. Hepsi İtalyan mutfağı. İtalyan mutfağı burası? Evet. Dizayn da güzel. Bak. İsmi sana. Vintage. Güzel, güzel görünüyor. Meeting.
insanlar oturuyor ve meeting var. Şey yapıyor, toplantı. Tanışmak, çabuk tanışmak. He, sosyalleşmek için meeting. Evet, mesela 20 insanlar geliyor, masada oturuyor. He? İsminle, aha tamam. Sonra başka masa oturuyor ve tanışmak, çabuk tanışıyor. Tanıştırıyor. Evet, insanlar tanıştırıyor. Oha, çok ilginç bir şey. Yani sosyalleşme oluyor böyle. Evet, çok iyi, çok güzel. Aa, denediniz mi? Yok. Çünkü bu yaz zaman. Ya, yazın. Sadece yazın. Yazın. Sadece yazın. Güzel yalnız. Lüks bir restoran burası. Ama fiyatlar aynı. İstanbul Bali'de, gibi. Bali'de İstanbul gibi mi? Evet. Normal hepsi düşünüyor. Bali'de ucuz fiyatlar ama şimdi aynı. Aa, onu soracağım gibi. Şimdi sana. Havuzun bakalım oradan. Bakalım menü. He? İsterseniz menü bakalım. Menü bakalım ya. Merak ettim. Size burada Rus Mahallesi'nde en iyi restoranın menüsünü bir gösterelim. You can look. Thank you. Şimdi sen dedin ki İstanbul'la aynı fiyatlar. Evet. Dolar anlıyor musun? Dolar anlıyorum. Bak mesela octopus. Şey ızgara ahtapot 169 yani 170 desek 340 lira. Böyle bir restoranda İstanbul'da yiyebilir misin? Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Kokteyl. Neyse karşılaştırma olayına girmiyorum. Kızanlar oluyor. Kokteyller 150 civarı hep 300 lira falan. Yani mesela Çeşme'de, Alaçatı'da daha pahalı. Aha. Buranın sunduğu ortam şuradan dışarı Halican gösterebilirsin. Bu şekilde yani. Şuraya bir çıkalım. Bakalım. Makasi. Makasi dediğimize göre. Suksuma. Ha, suksuma. Thank doğru you, ya. Suksuma. Doğru. Bali'de suksuma abi. Bali suksuma. Jakarta'da makasiydi. Müzik var. Şuradan şöyle. You know, beautiful. Bu çok güzel. Çok güzel. No, Bali. Bali speak beautiful. He, Balinese speak evet. Beautiful. Baliler daha iyi konuşuyor yani. Şu anda havuzun kenarında yürüyüş yapıyoruz. Buraları falan kullanabiliyorsunuz siz de değil mi? Evet. Burada sadece kim oturuyor? Çünkü garson soruyor. Odanız. Hangi oda oturuyorsunuz? Kokonatlar hastasıyım ya. Yani burada genelde aileler var. Peki sen İstanbul'da karşılaştırırsan, şimdi sen Şişli'de yaşıyorsun. Buraya geldin. Şu an özledin mi İstanbul'u? İstanbul özledim. Çok seviyorum. İstanbul benim kalbim. Hadi ya. Evet, aşk oldum ben. Peki hangi özelliğini sevdin İstanbul'un en çok? Seni bağlayan Rusya'dan sonra gelip de İstanbul'a ya ben burada yaşamalıyım dedirten şey ne oldu? Çok mu hızlı konuştum? Çok hızlı. Tamamdır. Şimdi sen Rusya'daydın, karar aldın, İstanbul'a yerleştin. Sonra da dedin ki ben burada yaşamalıyım, çok sevdim. Ne sana bunu dedirtti? Çok büyük hisleri var. Önce Konstantinopel, Osman, güzel büyük bir şehir. Tarihi yani seni etkiledi. Evet ve insanlar iyi. Evet biraz ne zaman araba kullanıyorsun, konuşuyor. Öyle, aynen. Normal, iyi. İnsanları da sevdin. Rahat hissediyorum orada. Güvende hissediyor musun kendini? Yani bir Rus kadını olarak Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorsun. İstediğin gibi sokaklarda dolaşabiliyor musun? Güvende hissediyor musun kendini? Yes. Relax. I relax, rahat. Aa, bu güzel. But, kıyafetler biraz kapalı. Şey, kıyafetler... evet. Sorun olmaz ya. O biraz öyle bir inanış var. İzmir normal. Açık, hı-hı, biraz rahat. Ama İstanbul'a hepsi bakıyor. Çok yabancı var. Araplar ya. Evet. Bakıyor. İşte çoğu genelde Türkiye'de doğmamış olan, dışarıdan gelen insanlar oluyor genelde. Rahatsız edebilecek olanlar. Çünkü eminim ki seni Türkiye'de doğup büyümüş, Türkiye'nin kültürüyle doğusundan batısına yetişmiş bir insan seni rahatsız etmez. Lale, yeşillikler. Aa, Lale ne bulmuş? Gekko var. Kong, gekkon. Gekko, büyük gekko. Hayır, gekko değil ya. Neydi gekko. O? Türkçe bilmiyorum bunu. Ya ses yapıyorlar. Gece hiç uyutmuyorlar ya. Burada da loft var ama biraz eski. Farklı dizayn. İlk burada hazır. Hmm. Burası daha mı ucuz oluyor? Bence aynı fiyat. Lale, are you happy with this stay here for one month? I'm happy. I want more. You want more? But it's time to go back to Türkiye. Yeni ismiyle Türkiye. With its new name. It's not Turkey anymore. Türkiye. Yes. Türkiye. Her zaman Türkiye değil mi? Her zaman öyle.
Biz Türkçe'de öyle söylüyoruz hep zaten. Ama İngilizce'de Turkey'di. Turkey. Evet, Turkey. Turkey'de başka şeyler de çağrıştırıyor diye biz ismi Türkiye yaptık. Buradan da yorumlarda arada yazan tüm arkadaşlarımıza yoruma yorum olsun artık Türkiye diyoruz. Burada konsert var. He, konser alanı. Konser. Konferans. Yukarıda konferans alanı. Business, kripto, working, full business toplantı burada yukarıda. Toplantı yapılacak konferans odaları var yani. Coworking diyor zaten. Coworking işte uzaktan çalışan insanlar için çok güzel bir imkan aslında. Hı. Oturuyorsun, istediğin kadar laptopunu aç, kahven, çayın, keyifli bir ortam oluyor. Konser zaten. Evet. Harika bir dünya yaratmışlar. Bali için de başka bir Bali olmuş burası. Evet. Yeni Bali. Yeni Bali. Hı hı. Lale, you will learn Turkish also soon. I feel like that. You will visit first Istanbul, your sister, and then you will never leave, and you will learn Turkish also. Maybe next time. Eğer Lale'nin de Türkçe öğrenmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. You will see the comments. They will all say yes. Şimdi yine başka bir yere gidelim. Sağ gym. Spor salonu var sağ tarafta. Bir bakabiliriz. Gymnasium. 7 ile 10 arası. Her gün açık. Bir bakalım. Aa, burada ne spor yapılır var ya. Spor yapmaya geliyor musunuz? Evet, 2 hafta. Ama şimdi bitti, çıkıyoruz. Bugün son günleri. Son günleri olduğu için artık onlara da son bir tur oluyor bizim vesilemizle. 2 hafta aldım, her gün gittim. Her gün geldin mi? Bak burada protein shake falan satıyorlar. Denediğin oldu mu burada hiç? Evet. Ne denedin? Protein L-carnitin içtim ben. Proteinli kahvaltılar falan var. 110, 220 liraya böyle protein kahvaltısı falan. Her şey proteinle ilgili burada. Evet. Toz moz atıyorlar içine. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Evet, bitti. Buraya kadardı. Normal başlayalım. Güzelsiniz. Bakmanıza gerek yok. Aa, bir dakika, bu ne? Bu... Ne yapıyorsun onu? Stretch. Hiç denemediğim bir hareket bu. Hem sonra. Fasalini release. How do you make? Yağı atmak için. Spirulide ya. Nasıl yapıyor? Yatıyorsun ve... Kaka da diyorlar. Çünkü şişim bakacağız. Bakacağız. Dur, bir tane de ben alayım. Oha, zormuş ha. Oha. It's not easy. Hiç kolay değil, hiç denemediğim bir hareketti. Tamam, selülit bitti. Hello. Ha, we're just checking, we are seeing. Checking. Yeah, yeah, yeah. I live here. No problem. İnsanlar geliyor, yabancı evet, ve onlar dikkat. Kim geldi? Kim geldi, kim gitti. Çok hızlı geldi ama. Hemen geldi. Bu da ne güzel ya. Şu an mesela seninle Türkçe konuşabiliyoruz ama hiçbiri anlamıyor ya. Çok güzel bir ayrıcalık. Alican'la hep böyleyiz işte biz. Daha iyi konuşmak istiyoruz. Daha iyi. Şimdi aşağıda sauna bakalım. Sauna da var. Evet. Burada. We live here, we just look okay. Okay, burada I mı? Know. Ayakkabılar çıkıyormuş burada. Evet. Saygı, sevgi çerçevesinde mi? Ne? Türk kültür gibi. Aynı. Ayakkabı çıktı ama yerler ıslak. Dikkat ki. Aromatik ya, silence aroma var. Bayağı. Denediniz mi bunu hiç? Evet, gittik. Burada da çok güzel bir yer var ya. Çok keyifli ortam yapmışlar, baksanıza. Sizin son gününüz ya. Hı-hı. Üzgün maalesef müsünüz? Evet, çok. Akşam orada ateş. Burada var. Ateş mi yakılıyor? Hepsi oturuyor, konuşuyor ve ateş. Hamam. Ha, bayağı hamam. Ama iki Rus. M'yle yazmışlar. Hamam. Orada Rus banya. Banya. Çok sıcak, en sıcak. Öyle Rus mi? Banya. Anlamı ne yani banyanın? Banya... Yani sıcak olması mı? Sıcak, özelliği? Sıcak. Praktik, yoga praktik ve dehanya. Nefes egzersizi. Hmm. Dehanya mı diyorsun? Dehanya. Dehanya Rusça. Dehanya. Dehanya. Meditation. Her gün geliyor musunuz siz? Her gün değil. Hafta bir. Haftada bir. 4 kere yani geldiniz. Güzelmiş ya. Çok süper. Güzel. Ben bile üzüldüm sizin adınıza ya. Yani bir ay burada kaldıktan sonra çıkmak hiç gelmemiş olmaktan daha kötü biliyor musun? Start Russian banya. Russian banya. Sauna start. First. After go cold water. Cold water. Ooo, buz gibi. Russian style. Russian style. First so hot and then yes. Freezing. Next go sauna. Oh, like yes, two times, three yes, times. Yes, need temperature. You give shock.
to your body. Sıcak, soğuk, sıcak. Şok veriyorsun. Ruslar şok seviyor. Şoklanmayı mı seviyorlar? Siz Rusya'nın neresindensiniz? Sibirya. Sibirya. Ha, siz İrkutsk. Rus'un Rus olduğu yerdensiniz, evet. Yani. Şoklanan şimdi orada yerdensiniz. -30, -35. -30. -30, -35. Evet. Of. En soğuk 40. Erzurum gibi gerçi. Erzurum'da da 30 falan oluyor ya. Yani. -30'ları görüyor Erzurum. Erzurum'u biliyor biliyorum, musunuz? Biliyorum. Erzurum gibi. Hı-hı. Sibirya. Rusya'nın Erzurum'unda var aslında. Evet. İki pantolon, iki mont. Çıkıyorsun, koşuyorsun. Ne kadar durabiliyorsun dışarıda mesela? Nefes alamıyorsun değil mi bazen? Alıyorsun. Var ama soğuk. Yakutski var bir de. Yakutski. Yakın. Yakın mı? Yakutski. Irkutsk yakın. Siz burada nasıl Sibirya'dan sonra çok sıcak gelmiyor mu size? Yok. İstanbul kış zaman soğuk bana. İstanbul bile soğuk gelebiliyor bir Sibiryalı olarak. Evet. Çünkü İstanbul deniz var ve soğuk gibi ıslak hava. Lale, how do you feel about the warm here like as a Siberian person? No, I like little sıcak. Klasik Finlandiya var. O ne? Finlandiya'yı alıp götürüyor galiba. Orası da. Arkada banyo Sibirya'ydı. Burada da Finlandiya'ya gidiyoruz. Şey var. Çıplak ya insanlar. Çekmeyelim. Oğlum çok güzel yerler yapmışlar, evet. Ya. Harbi dünya yaratmışlar ya. Kadınlar için daha da güzel bir dünya. Hmm. O yüzden galiba burada daha çok kadın var sanki. Foto, foto, foto. Foto. Lale foto istiyor. Evet, bir Rus Instagram storiesi nasıl çıkıyor? Şu anda bizzat şahit oluyoruz. So, okay. Bu arada sizin de Instagram hesaplarınızı takip etmek isterlerse nasıl bulacaklar? Instagram. Yazıyor. Aşağıya, aşağıya bırakıyoruz. Tamam, onu aşağıya bırakıyoruz. Evet, evet. Çünkü peki. İkisi de Instagram'la uğraşıyor ve Lale doğum günü, doğum tarihinden çok acayip çıkarımlar yapabiliyor. Instagram bu kadar önemli. Sinirlendi. Ben seni nasıl çektim, sen bizi nasıl çekiyorsun diyor. Ben seni böyle mi çektim diyor. Bakayım. Sinirle 7000 tane fotoğraf çekti. Yok tamam, ты что совсем? Это я сейчас кину в тебя этот телефон. Meditasyona başladım. Palmiye koridor. Palmiye koridor. Çok güzel bir ortam yapmışlar. Yani bunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama verecek 3000-5000 dolarınız varsa gelip bence burada kesinlikle kalın. Eğer yoksa 1600 dolara da gösterdiğimiz evde de kalabilirsiniz. Çok güzel orası da. Çünkü bütün bu sistemden yararlanabiliyorsunuz her yerinden. Biraz daha yüksek sesini. Ses. Şimdi... İnsanlar sağlıklı yaşama çok önem verdiği için Ubud'da özellikle her yerde bu smoothie barlar var. Yani işte böyle bol kase yapıyorlar. Keto Paleo diye bir yer burası mesela. İçeride detox bar diye geçiyor. Bu şekilde bir sürü içecek var ama hiçbir şekilde şeker yok içlerinde. Tamamen organik yapıyorlar bunları. O yüzden çok sağlıklı içecekler ve yiyecekler burada bulabiliyorsunuz. Ya Ubud'un her yerinde böyle zaten. Sağlıklı yaşamak istiyorsan Ubud seni sağlıklı yaşattırmıyor ama sağlıklı yaşayabilmen için gereken imkanların hepsini sağlıyor yani. Burada yaşayan insanlar, buraya gelen yabancılar mesela çok erken uyuyor. Siz de öyle misiniz? Evet, biz de öyle. Erken uyuyup erken uyanıyor. 12 uyuyoruz. Şimdi burada da coworking alanı var. 24 saat açık burası değil mi? Evet. Hatta çok güzel bir yer yapmışlar. Şurayı da gösterelim. Uçak var burada. Gidelim İstanbul'a. İstanbul'a, gidelim İstanbul'a. Bak burada ne güzel yapmışlar burayı ya. Ayrı ayrı bölmüşler. Bak bir çalışan için, dijital bir göçebe için her şey var. Priz hemen altında, etrafın kapalı. Wi-Fi de var. Wi-Fi süper. Çalışıyor insanlar. Yani çok enteresan bir şey. Bali'de bir Rus kompleksi düşünün. Ve her şey menülerden restoranlara ve insanlara kadar herkes Rus. Şelaleye gideceğiz diye yola çıktık. Kendimizi burada bulduk. Ama sayenizde bulduk. Çok teşekkür ederiz bu arada. Şimdi Melek ile Lale check-out yapması lazım. Check-out yaparken iki Rus, iki Sibiryalı, bir Rus mahallesinde Bali'de nasıl check-out yapar onu da izleyelim. Ama siz bayağı toparlamışsınız galiba eşyalarınızı. Evet. Size bir yardım gerekir ama bence. Babaço mu? Check-out yapıyorlar. Check-out yaparken biz de tüm centilmenliğimizle valizlere yardım edemeyeceğim de. Oo. Hazır bagajlar. Oo, bayağı varmış. Yok ya, bayağı da yok aslında. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar. Bir şey dikkatimi çekti burada. Karınca yok.
Bali'nin her yerindeki karınca istilası bak burada yok. Bak, influencer oldukları ne kadar belli. Yani tripodu tripodla gösterebilecek kadar bu evde iki influencer yaşıyor. Evet, hazırlandınız. Hazır. Hazırsınız, her şey hazır. Biz de aldık, gerekeni yaptık, gereken centilmenliğimizi yaptık. Üstler değişti. Çünkü siz çıkmadan kendinize bir dans TikTok videosu çekmek istiyorsunuz. Evet. Onda da biz yardımcı olacağız. Çünkü bize bugün çok yardımcı oldunuz. Sağ olun, var olun. O zaman hadi çıkalım. Check out değil de check-in yapsak şu an buraya daha güzel olurdu. Ama çok ilginç bir denk gelme oldu. Çok acayip bir video oldu aslında bu ha. Çok acayip bir şey oldu. Şelaleye giderken bu videonun başlığı ne olacak ya o zaman? Ne yapalım? Biz bir başlık atacağız ama sizce ne olsun? Bu videoya bir başlık atın siz. Lan şelaleye giderken taşıyıcı olduk ha. Spor. Spor diyor bir de bize. Çok motive oldum. Check-in yapmadığımız yerde check-out yapıyoruz şu an. Farkında mısın? Herkese nasip olmaz. Tek sakallı biziz ha. Müşterilerden yani. Da, ameliyat kaşığı yok. Hadi de biz diyoruz boynuz. Bunları bence şeye bırakın buraya. Hiçbir şey olmaz burada, hiçbir şey olmaz. Dünyanın en güvenli mahallesindeyiz abi. Ne olacak ya? Bunda değerliler. Evet, evet. Laptop içinde. Evet, iyi, okey. Türkiye'de yaşaya yaşaya olmuş yani. Hep bagaj altın. 10 kilo. O iyi, önemli şeylerin olduğu bagaj değil mi? Tamam. Davayladı. Ay da Andrei. Tamam, Andrei. Of. Çok atanam bir dala. 10 milyon dolarlık bir çanta gibi taşıyorlar ya. Şimdi sana bir şey daha soracağım Melek. Bir Rus olarak İstanbul'da yaşıyorsun. Türk erkekleriyle etkileşimin nasıl oluyor? İnsanların sana yaklaşımı, senin onlara yaklaşımın nasıl oluyor nasıl? Genelde? Benim için mi? Evet, senin için. Gentleman. Daha romantik. Bak, gentleman ve romantik. Dikkatli. Разминку пока музыка здесь афро. Siz aynı zamanda dansçısınız da. Evet. Lale dans öğretmeniymiş. Şimdi kendi TikTok'ları için bir video çekecekler. Biz de yardımcı olacağız. Çünkü onlar bize bugün çok yardımcı oldular. Давай разминочку быстро. Benim öğretmen. Önce bir esneme hareketleri değil mi? Ben de mi yapayım? Ben dans. Kolay yapıyorsun. Tamam, öğretin. Ne yapmamız lazım? Dans. Benden öyle seksi hareketler beklemeyin ama. Ben de esneyim yani. Şelaleye gidiyorduk en son. Tamam. Ben daha çok spor öncesi omuz hareketleri falan. Давай танцевать. Hadi dans. Danstan önce her zaman bu egzersizleri yapıyor musunuz? Evet. Bu dans öğretmen. Dans öğretmen. Strip plastik, belly dance. Belly dance falan da yapıyor. Evet bak. Herkesin içinde çok rahat bir şekilde başlayabildi mesela. Kimse umurunda değil yani. Evet, herkes yapamaz bak bunu. Çünkü olaya hakim abi. Olaya hakim olunca yapıyorsun işte. Bak, ben mesela kendimi biliyorum. Şöyle oturacağım şimdi. Yapabildiklerim ve yapamadıklarım üzerinden ben de ona göre hareketler de yapıyorum. Tu, ta, ta, tu, 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 tam. Biz de şey gibi olduk ya. Büyük jüri yani. Yeteneksizsiniz. Harbiden kanaldaki en ilginç videolardan biri oluyor galiba. Oo, ayakkabılar geliyor. Etraftan izliyorlar ama hayranlıkla izliyorlar. Bence buradaki çoğu kişinin isteyip de yapamadığı, sahip olmadığı bir özgüvenle Rus mahallesinin ortasında dans edebiliyorsunuz. Tebrik ederim. O zaman Melek, hazır mısınız? Lale zaten fazlasıyla hazır görünüyor. Dansıyla hazırım dedi. Fazla konuşmuyor. O zaman şimdi sizi danslarıyla baş başa bırakıyorum.
Şimdi çok ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Aslında bu Lale'nin uzmanlık alanı Human Design diye geçiyor. Benim de çok fazla bilgim olan bir konu değil açıkçası. Yeteneklerinizi ve sınırlarınızı ölçen bir sistem. Sistem neyi anlatıyor tam ben de bilmiyorum. Lale'ye soracağız şimdi. Lale anlatırken Rusça, Melek de bize Türkçe olarak çevirecek. What is Human Design? Это система для определения ваших способностей и ограничений. Sistem, enerji sistem, insan. Senin hayatın ne en iyi yapabilirsin? Senin hobi, iş, aşk, her şeyi bakıyor. Senin doğum günü. Doğum günün üzerinden mi? Doğum günü ve zaman ve dakika. Şehir, zaman, sekund, dakika, saat. O zaman şimdi söylüyorum. Yer olarak İzmir. Bir dakika. Bazı İzmir. Bilgiler vereceğiz ve bu bilgiler üzerinden bir okuma yapacak. Enerji. Bu senin design. Benim design. Bu design insan gibi. Kafa insan gibi ama design. Bir bakabilir miyim? Bak. Bu senin kart. Bana enerji. Benziyor. Senin tip projektör. Tamam, benim projektör. Aha. İnsanlar iyi bakıyorsun. İnsanlara iyi bakıyorsun. Sen geldi bu dünya. Sen çok iyi insanlar bakıyorsun. Selam bakıyorsun Lale. Aha, o dansı güzel yapıyor. Öğretmensin. Böyle yap, şöyle yap. Biliyorsun nasıl yapmak daha iyi yapmak. Hmm, gözlem yeteneği olarak. İdeye. Çok idea var. Çok fazla fikrim var. Çok düşünüyorsun. Ama stabil değil. Aha, aynı. Kafada çok şey dönüyor. Evet. Çok idea var. Люди, он пойдёт изучит это. Mesela senin araba bozuk. Sen gitmiyorsun başka insanlar. Haydi burada problem var. Sen bakıyorsun nasıl sen bu problem. Aynen. Evet. Yani bir araban bozuldu. Hemen başka bir araba bulup birileriyle gidelim değil de o arabayı nasıl çözebiliriz? Sen bakıyorsun nasıl. Ona bakıyorum yani. Evet. Öğrenmek, sürekli öğrenmek. Hayatımız, hayat böyle böyle. Onu öyle yaptığı an anladım zaten. Böyle. 33 son, sonra daha bitiyor. 34-35'e doğru biraz daha. Step by step normal. Oh be, evet ya, ondan lazım bana biraz. Biraz daha normal normal. Evet, güzel. En son bunu duyduğum güzel oldu. Üzerinde çalışılması gereken herhangi bir güvensizliğiniz var mı? Var ya. Da. Var ya, güvenemiyorum şu dünyaya, güvenemiyorum insanlığa. Hayat yol bazen görmüyorsun. Hı-hı. Bazen bilmiyorsun nereye gitmek. Evet. Hiç bilmiyorum ya. Bu da sallantılı bir hayat yapıyor. Ama 33-34'ten sonra biraz yavaş yavaş stabil oluyoruz. Bu güzel, bunu duydum, güzel oldu. Fizik. Only think, maybe. Sadece kafa çalışıyor. Beyin evet, çalışıyor. Evet. O tamamen öyle, doğru. Yes, yes, you're right. Diyor ki fiziksel çalışmıyorsun ama sırf beyninle çalışıyorsun. Ona rağmen fiziksel çalışsan, yani fiziksel çalışıyor olsaydın bile şu an harcadığın efor daha fazla diyor yani. Sen aynı gibi. Karşı taraf nasılsa falan ona göre ayak uydurma. Evet. İlginç bir şey. Biraz var gibi sanki. Yani karşı taraf nabza göre şerbet aslında tam karşılığı. Doğru. Çünkü diğer insanları yansıtır ve güçlenirsiniz. Aynen. Ya İngilizce konuşurken bile mesela karşımdaki kişi İngilizceyi çok kötü konuşuyorsa ben de kötü konuşmaya başlıyorum. Manchester'lı bir çocukla konuşuyoruz. Aksanım bir anda oraya doğru dönüyor ve daha farklı konuşmaya başlıyorum. Çok güzel konuşuyoruz. Farklı oluyor yani biraz. Sen de öyle. Ben düşündüm belki yalnız, belki Türk değil. Çünkü Türk değil. İngilizcesi çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Para enerji açık. Para enerji. Oh işte en önemlisi buydu ya. Artık para lazım abi. Ama ancak doğru insanlarla birlikte olabilmek için kendinizi, amacınızı bulmanız gerekiyor. Doğru insan mısın Alican? O zaman harika bir fal diyerek bu işi küçümsemiyorum. Çünkü Human Design diyoruz buna. Human Design uzmanı Lale'ye çok teşekkür ederiz. Bu güzel açımlarda bulunduğun için en sonda da beni çok mutlu eden bazı haberler verdin. Melek sana da çok teşekkür ederiz. Çünkü senin sayende burayı resmen Türkçe tanıdık yani. Siz de teşekkür ederim. O zaman Melek ve Lale'yi 3 evetle uğurluyoruz. Onları bizden önce siz de görebilirsiniz İstanbul'da. Çünkü siz zaten ilk önce İstanbul'a dönüyorsunuz galiba. Evet. Değil mi? Evet. İstanbul'a görüşürüz. Görüşürüz.
Çok teşekkür ederiz tekrar. Ya bugün şelaleye gidelim, doğaya girelim diye videoya başladık. Çıktık evden, kahvaltı yapalım dedik. Böyle muhteşem bir denk gelme oldu. Ve videonun devamını burada Bali'de çok ilginç bir yerde bir Rus mahallesi olarak geçen aslında bir Rus kompleksinde geçirdik. Ve Melek sağ olsun Türkçe bildiği için bize çok güzel buraları açtı. Hatta kaldıkları yere kadar gösterdiler. Çok teşekkür ederiz tekrar size. Eğer videoyu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Aşağıda beğeni tuşuna basarsanız videonun öne çıkmasını sağlarsınız. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olursunuz. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Tek tek okumaya çalışıyoruz. Hatta yanıtlamaya da çalışıyoruz. Tabii hepsini yanıtlayamayabiliyoruz çünkü yoldayız çoğu zaman. Ama yorumlarınız gerçekten çok önemli. Olumlu olsun, olumsuz olsun. Bütün yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Melek'le Lale'ye de siz de teşekkür edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.